kim sihirbaz. Müşrikler açısından durum çok ciddiydi. Hac zamanına kısa bir süre kalmıştı ve Arabistan'ın her tarafından Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Bu, insanları Peygamberimizden uzak tutmalıydılar. Onun insan kazanmada ne denli başarılı olduğunu biliyorlardı. Mekke'nin önde gelen yöneticileri Darü'n-Nedve'de toplandılar. En yaşlıları olan Velid bin Mughire, "Ey Kureyş cemaati! İşte hac mevsimi de geldi. Arap heyetleri gelecek. Muhammed'in işini öğrenecekler, bize onun hakkında bir takım sorular soracaklar. Kiminiz o bir sihirbazdır diyecek, kiminiz o bir şairdir diyecek, kiminiz de o bir kahindir diyecek. Onun hakkında ihtilafa düşeceksiniz. Siz onun hakkında bir tek görüşte birleşin. Birbirinizi yalanlayıp da anlaşmazlığa düşmeyin. Haydi sen bizim için bir şey söyle," dedi birisi. "Bence onun hakkında sihirbazdır dememiz herhalde akla en yatkın olanıdır. Çünkü onun getirdiği söz bir sihir gibidir. İnsanın babasıyla, kardeşiyle, kabilesiyle arasını açıyor." Müşrikler hac mevsimi girince yabancı insanların gelip geçeceği yollara dağılıp Peygamberimizin aleyhinde "O sihirbazdır, sizi sihirlemesin," diyerek onunla görüşmekten sakındırmaya çalışıp durdular. Ders ve ibretler. Düşmanlar sürekli bir hile peşindedirler. Kafirler çamur at, tutmazsa izi kalır düşüncesiyle her türlü kötülüğü yaparlar. Müslümanlar çok temiz, dürüst ve ahlaklıdırlar. Düşmanlar onların aleyhinde bir şeyler bulmak için çırpınıp dururlar. Müşrikler Peygamberimizi aslında çok iyi bilip tanıyorlardı. O kötü biri değildi, fakat yine de onu susturmak istiyorlardı. Peki başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz? Panayır. Hac mevsiminde büyük panayırlar kurulurdu. İnsanlar panayırlarda hoşça vakit geçirdikleri gibi ticaret de yapar ve müşrikçe ibadetlerini de yaparlardı. Her sene kurulan 3 büyük panayır vardı. Bunlar Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Peygamberimiz hac mevsimi süresince bu panayırlara gider, Mekke dışından gelen yabancılara derdini anlatmaya çalışırdı. "Ey insanlar! Gelin, la ilahe illallah deyin ki kurtuluşa eresiniz. Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberim. Allah kendine ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamanızı, bana iman etmenizi ve beni korumanızı size emrediyor," diye buyururdu. Peygamberimizin kafir amcası Ebu Leheb peşinden gelip onu susturmaya çalışıyor ve dinleyenleri onun aleyhinde kışkırtıyordu. "Bu adam size Lat ve Uzza'yı bırakmaya, kendi getirdiği bidat ve delalete girmeye çağırıyor. Sakın ona itaat etmeyin, onun konuştuklarını dinlemeyin, o bir sihirbazdır," derdi ve Peygamberimizi taşlar, üzerine toz toprak atardı. Peygamberimiz başka başka kabilelere gidip onları İslam'a davet ederdi. Peygamberimiz hemen hemen bütün kabilelerden sert, kaba, kaçamaklı ve alaycı tavırlarla karşılaştı. Arda arda aldığı başarısız sonuçlara rağmen büyük bir sabır ve sebatla çalışmalarını sürdürdü. Dersler ve ibretler. Peygamberimizin sabrına hayran kalıyoruz. İnsanları kurtarmaya çalışırken onlardan zulüm görmek ne kadar zordur bir bilsek. Bütün sıkıntılara rağmen hakkı haykırmak gerekir. Allah'ın dinini anlatmak için önümüze çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz. 6 adam. Nihayet Peygamberimiz Medineli bir grupla Akabe denilen yerde buluştu. Bunlar Hazreç kabilesine mensup 6 adamdı. Onları İslam'a davet etti, onlar da kabul etti. Peygamberimiz çok ama çok sevinmişti. Çabaları boşa gitmemişti. İslamiyetle müşerref olan Medineli ilk 6 adam şunlardı: Ebu Ümame, Esad bin Zürare, Af bin Haris, Rafı bin Malik, Ukbe bin Amir, Cabir bin Abdullah. Peygamberimiz onlarla konuşmaya başladı. "Ey insanlar, gelin la ilahe illallah deyin ki kurtuluşa eresiniz. Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberim, gelin Müslüman olun." Medineliler bakıştılar ve aralarında "Vallahi bu bize Yahudilerin geleceğini haber verdikleri peygamber olsa gerektir. Sakın Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler. Biz seni kabul ve tasdik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Kavmimizin arasında kötülük ve düşmanlık vardır.
Umulur ki Allah onları da sayenizde bir araya toplar. Biz kavmimizi senin anlattıklarına davet edeceğiz. Eğer Allah onları bu din üzerinde birleştirirse senden daha şerefli bir kimse olamaz. Peygamberimiz ise siz Rabbimin elçilik vazifesini yerine getirinceye kadar beni koruyacak, bana yardımcı olacak mısınız diye sordu. Onlar ise ya Resulallah sen Allah'ın ismiyle biraz bekle. Biz kavim ve kabilemizin yanına dönelim. Onlara senin işini haber verelim. Biz gelecek yıl hac mevsiminde tekrar yanına gelmeye söz veriyoruz. Tamam, o zaman gelecek yıl burada buluşalım dedi Peygamber Efendimiz. Bu altı adam hatırı sayılır ve sevilir kimselerdi. Medine'ye kavimlerinin yanına vardıklarında Peygamberimizi anlatmaya ve onları İslamiyet'e davet etmeye koyuldular. Medine'de Peygamberimiz ve İslam'ın konuşulmadığı ev kalmadı. Dersler ve ibretler. İlk Müslümanlar çok değerlidirler. Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa ne mutlu onlara. Hakkın davetçilerine uymak ve yollarında gitmek lazımdır. İslam'a aşık olmalı ve her yerde gündeme getirmeliyiz. Durup dinlenmeden İslam dinini yaymaya çalışmalıyız. Şartlar ne kadar kötü olsa da Allah müminin çalışmasına karşılık ona illa bir çıkış yolunu gösterecektir. Mümin hiçbir zaman Allah'ın yardımından biat. Bir yıl sonra yani nübüvvetin 12. yılının hac mevsiminde 12 Medineli peygamberimizle bir araya geldi. Biraz dertleşip sohbet ettikten sonra peygamberimize biat ederek onunla bazı esaslar üzerine sözleştiler. Bu biat birinci akabe biatı olarak adlandırıldı. Peygamberimizin istediği şartlara karşı Medineliler ona ellerini uzatarak ''Ya Resulallah, Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, kimseye iftirada bulunmamak, hiçbir hayırlı işe karşı çıkmamak üzere sana biat ediyoruz. Gerek sıkıntı ve darlıkta ve gerekse refah ve sevinç halinde seni dinleyip itaat edeceğiz. Seni kendi nefislerimize tercih edeceğiz.'' dediler. Peygamberimiz ise ''Eğer yemininize bağlı kalırsanız mükafatınız cennet olacaktır ve eğer herhangi bir hususta yemininizi bozacak olursanız sizi cezalandıracak olan Allah'tır, bağışlayacak olan da.'' Artık ayrılma vakti gelmişti. Gelecek sene yine Akabe'de buluşmak üzere ayrılırken ''Ya Resulallah, dinimizi öğretmek, Kur'an okumak ve imamlık yapmak üzere bizimle birlikte bir kişi göndermez misiniz?'' diye soru sordu. Peygamberimiz onlarla birlikte Musab bin Ümeyr'i gönderdi. Musab, fıtraten oldukça nazik ve medeni, güzel yüzlü, yakışıklı bir gençti. Dersler ve ibretler. Biat etmek söz vermektir. Her şart altında Allah ve Resulullah'ın emirlerine itaat etmek gerekir. İslam'ın ilk öğretmeni Musab bin Ümeyr'dir. İslam'ı öğrenmek için de gerekirse uzak diyarlara eğitime gidebilmeliyiz. Peki başka ne gibi ders ve ibretler çıkarabiliriz? Öğretmen. Musab bin Ümeyr Medine'de Esad bin Zürare'nin evine yerleşti. Durup dinlenmeden Medinelilere İslam'ı anlattı. Bir bahçe çevresinde toplananlara bir şeyler anlatırken Sa'd bin Muaz bundan hoşlanmayarak arkadaşı Useyd'e şöyle dedi. ''Gidip şu adamı kov. Aramızdaki huzuru bozmasına engel ol.'' Useyd mızrağını eline alıp gitti. ''Niçin buradasın? Halkımızın inançlarını bozmaya mı geldin? Bundan sonra böyle bir şey yaptığını görmeyeyim.'' dedi. Musab yumuşak ve tatlı bir dille ''Lütfen biraz oturup sana söyleyeceklerime kulak verir misin? Hoşuna giderse ne ala, yoksa hemen çıkıp giderim.'' Useyd ''Yerinde bir söz söyledin.'' dedikten sonra oturdu. Musab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Daha sözünü bitirmemişti ki Useyd'in yüzünde memnuniyet ifadesi belirdi. ''Bu ne kadar güzel, ne kadar yüce bir söz. Siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız?'' diye sordu. ''Kelime-i şehadet getiririz.'' dedi Musab bin Ümeyr. ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.'' dedi ve Useyd ayağa kalktı.
Şurada bir adam var ki o size uyarsa kavminden hiçbir kimse ona karşı çıkmaz. Ben şimdi onu size gönderirim. Mızrağını alıp Sa'd ve arkadaşlarına doğru gitti. Sa'd onu görünce çok şaşırdı. Allah'a yemin ederim ki Usayd yanımızdan gidişinden başka bir yüzle geldi dedi. Usayd, o adamla konuştum. Vallahi ben onda bir sakınca görmedim. Bana haber verildiğine göre Harise oğulları Esad'ı sana hakaret olsun diye öldüreceklermiş. Sa'd Harise oğullarının adı anılınca küplere bindi, kızgın bir halde onlara doğru yürüdü. Esad, ey Musab, vallahi sana kavminin efendisi geliyor ki kendisi sana tabi olursa o kavimden iki kişi bile sana muhalefet etmez. Sa'd onları sakin ve telaşsız görünce Usayd'in kendisine bir oyun oynadığını anladı. Sinirli bir şekilde Esad'a, vallahi seninle aramızda akrabalık bağı olmasaydı bu adamı benden kurtaramazdın. Sen şu yabancı adamı insanlarımızın inançlarını bozmak için mi getirdin diye sordu. Musab, biraz oturup söyleyeceklerimi dinler misin? Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen yüz çevirir gidersin, olmaz mı? Yerinde bir söz söyledin dedi Sa'd. Musab ona İslamiyet'i anlattı ve Zuhruf suresinin baş tarafından okudu. Sa'd, ben şimdiye kadar hiç duymadığım bir şey dinledim dedi ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Gidip akrabalarının yanına vardı. Ey kavmim, benim aranızdaki durumumu nasıl bilirsiniz? Sen bizim efendimiz ve aramızdaki en akıllı kişisin. Sa'd gayet ciddi bir şekilde, siz Allah'a ve Resulüne iman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun. Akşama kadar akrabalarından Müslüman olmadık kimse kalmamıştı. Dersler ve ibretler. Hayat bir imtihandan ibarettir. Allah dilerse en katı insanlar bile yumuşar. Musab gibi İslam'ı yumuşak ve güzel dille anlatmalıyız. Hidayet Allah'tandır. Güzel ve etkili konuşmayı öğrenmeliyiz. Kur'an en büyük mucizedir. Okunduğu zaman hemen insanları etkisi altına alır. Kur'an'ı ezberlemeliyiz ki onunla insanlara İslam'ı anlatalım.